Evet değerli izleyenler, yazıyor yazıyor da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün programımızda bademcik ve geniz etini, özellikle de çocuklardaki bademcik ve geniz eti rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Bununla ilgili de bugün stüdyomuzda Özel İdol Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Alper Daldal bizimle birlikte programımızın birinci bölümünde bademcik nedir, geniz eti nedir, vücudumuzda ne gibi işlevi vardır ve iltihaplandığında ne gibi belirtilere yol açar, bunları konuştuk değil mi Alper Bey? Aynen. Programımızın bu bölümünde de aslında tedavi yöntemlerine değineceğiz. Peki geniz eti ve bademcik dedik. Tabii ki ameliyatla da tedavisi mümkün. Ancak ondan önce tedavi yöntemlerine baktığımızda ilaçla tedavisi mümkün mü bahsettiğimiz rahatsızlıkların? Şimdi şöyle, aslında ilaçla geniz eti büyümelerinin tedavisi mümkün değil. Hani mümkün değil derken şöyle, yani geniz etini tamamen ortadan kaldıracak bir ilaç yok. Ama şimdi geniz etini büyüten nedeni eğer iyi saptadıysanız, hani alerjiyse çocuktaki sorun, antialerjik ilaçları verdiğiniz zaman kısmi rahatlama sağlayabilirsiniz. Ya da sık enfeksiyonu çözdüğünüz zaman kısmi rahatlama sağlayabilirsiniz. Ama eğer sorun müzminleşmişse, kronikleşmişse, hani sürekli ilaç kullanmak da bazen aileyi ve çocuğu rahatsız eder, sıkar. Yani ne zamana kadar doktor bey biz bu ilaçları kullanacağız? Kaç aydır kullanıyoruz? Bunların bir yan etkisi yok mu falan gibi sorular gelmeye başlar. Aslında bu durumlarda çok çözüm olmuyor ilaçlar. Bademcik mevzuunda ise tabii bademciklerin enfeksiyon sıklık sayısı önemli. Şimdi kitabi bilgi olarak bizim kitaplarımızda yazan 1 yılda 7 veya daha fazla, 2 yıl her yıl ard arda 5 veya daha fazla, 3 yıl her yıl 3 veya daha fazla boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa bir hasta, çocuk ya da erişkin, bademciklerin alınması gerekir. Yani bu hani 2, 2 daha 4. Ama biz bazı nedenlerden dolayı ne yapıyoruz? Daha böyle konservatif davranıyoruz. Bu rakamların biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. İşte aile bize baskı yapıyor psikolojik olarak. Almayalım etmeyelim vesaire. Bekliyoruz, tedaviler veriyoruz, takip ediyoruz, antibiyotik kullanıyoruz. Bir şekilde bu zinciri kırabilirsek hani bademcikler alınmaya da biliyor. Ama ilerleyen yaşlarda erişkinliğe ulaştığı zaman mutlaka bu hastaya bir şekilde bir sorun yaratıyor. Erişkinken bu bademcikleri almak da teknik olarak daha zor oluyor. Yani ve de daha risk oranı biraz daha yüksek oluyor. Çocuklarda işlem daha kolay, ağrı daha az, iyileşme süresi daha kısa ve de geriye kalan geçirdiği yaşam kalitesi, yaşam ömründeki kalitesi daha yüksek oluyor. Haliyle ilaçlarla, yani bu saydığımız, ilk bölümde bahsettiğimiz durumlar gerçekleşmişse açıkçası çok fazla ilaçlarla debelenmenin bir anlamı yok. Olayı biraz daha radikal çözüp, hani alınacaksa bademcikler geniz etiyle birlikte alınabilir. İşte bazen orta kulak iltihaplarında tüp takmak gerekebilir. Bademcikler küçültülür, geniz eti alınır sadece gibi farklı kombinasyon tedavileri uyguluyoruz. Tabii aslında ilaçla tedavi bir yere kadar dedik. Aynen. Aileleri ve çocukları korkutan da sanırım hani ameliyat demek değil mi? Evet. Hani alınması demek. Şimdi ameliyat dediğimiz zaman insanın kendisine ameliyat dediğiniz zaman yine çok fazla endişe etmez. Çoğu hastanın tepkisi doktor bey gerekiyorsa yapalım. Ama insanların çocuğuna ameliyat olması gerektiğini söylediğiniz zaman biraz daha çekinceli duruyorlar. Değil mi? Ben de. Hepimiz yani. Evet. İki kere düşünüyorsunuz. Yani bir yerine iki kere düşünüyorsunuz. Biz de zaten bunları önerirken her çocuğu kendi çocuğumuz gibi düşünerek hareket ediyoruz. Eğer enfeksiyon sıklığı gerçekten fazlaysa, gerçekten solunum yolunu tıkayan bir geniz eti, bademcik büyüklüğü varsa, sık kulak iltihabı yaşanıyorsa artık yapacak bir şey yok. Çocukta olsa, erişkinde olsa ameliyat kararı alınacak. Buna zor da olsa alışılacak, bu süreç bir şekilde yaşanacak diyoruz. Böyle bir yola giriyoruz aileyle değil beraber. Tabii bademcik ve geniz eti farklı dedik. Bunların tabii tedavi yöntemlerinden ilaç tedavisi var. Tabii o bir yere kadar dedik ve ameliyat hani alınması. Peki bunlar baktığımızda geniz etiyle bademcik ameliyatının alınma süreci, ameliyatın nasıl olur diye sorduğumda ikisi farklı farklı mı? Şimdi mesela sadece geniz etini aldığımız durumlar var. Eğer çocuğun solunum sıkıntısı varsa,
gece horlamaları, ağız açık uyumaları varsa ve bademcikleri de sık iltihaplanmıyorsa, çok büyük değilse, o zaman sadece geniz etini alırsınız çocuğun. Buradaki iyileşme süreci daha kısadır. Yani ameliyat genel anestezi altında olur. Günübirlik bir operasyondur çoğu zaman. Sabah gelinip akşam eve gitme şeklinde. Tamamen ağız içinden yapılır. Dışarıdan bir kesi, dikiş, yara izi, pansuman göremezsiniz. Ve çocuk öğleden sonra hani artık normal kendi aktivitelerine kavuşur ameliyattan sonra. Sabah yaptığınız bir ameliyattan sonra. Ertesi gün artık sadece biraz yeme içmesine dikkat ederek normal aktivitelerini gerçekleştirir. Dördüncü, beşinci gün kreşe, okuluna, anaokuluna neyse gidebilir. Hı hı. Sadece geniz eti ameliyatı yaptığınız zaman ve ağrı kesici bile kullanmayabilir çoğu zaman. Bademcikler işin içine girdiği zaman, yani sadece bademcikleri almamız gerektiği zaman ya da geniz etiyle beraber bademcikleri almamız gerektiği zaman durum biraz daha farklı. Çünkü bademcikler yer itibariyle, anatomisi itibariyle sinir dokusu fazla olduğu için ağrı daha fazla oluyor ameliyat sonrasında. Yani 10 güne kadar uzayan ağrılar olur. Bu durumda çocuğun hani 10 gün boyunca bir beslenme şekli olur. Aile ona göre besler. Ağrıları olur az çok. Kimi çocukta çok, kimi çocukta az olur. Bu çocuğun ağrı eşiğiyle alakalı. Ama biz bunları ilaçlarla gidermeye çalışırız. Ama süreç bademcikler işin içine girince biraz daha fazla oluyor, uzun oluyor. Kulaklara bazen tüp takmak gerekiyor dedik. Şimdi hani az önce bahsettiğim kronik orta kulak iltihabı olduğu zaman çocuklarda geniz etini almak yeterli olmaz. Kulaklara da tüp takma dediğimiz bir işlem yapmak gerekir. Bu da kulak zarına ince bir çizik yaparak içerideki sıvıyı vakumla alırız. Küçük plastik ortası delik bir tüp takarız. 0-2 milim falan çapındadır. Ve bu tüp kendiliğinden düşer. 1 ila 6 ayda sıklıkla. Peki bu tüpün sebebi nedir? Şimdi orta kulakta bir kapalı bir boşlukta bir birikinti var. Aşamıyorsunuz. Tıpkı sivilcenin içindeki iltihap gibi düşünün. Tamam geniz etini aldınız ama bu iltihabı oradan almanız lazım. Ne yapacağız? Kulak zarına bir küçük kesi, o iltihabı oradan alacağız. Aldık ama tekrarlamamasını sağlamamız lazım. Oraya bir havalandırma penceresi koyacağız. Tüp budur işte. Ve içerideki ortamı havalandırır, akıntının dışarı çıkmasını sağlar. Böylece orta kulakta bir birikinti oluşmaz, orta kulak iltihabı oluşmaz çocukta. Böylece ileride oluşabilecek kulak rahatsızlıklarından tamamen çocuğu korumuş olursunuz. Yani basit bir durumla ortadan kaldırılabilecek bir kulak hastalığı, eğer bunu yapmazsak işte ilerleyen yıllarda kulak zarı delinmeleri, kulak zarı çökmeleri, kulak kemiği iltihapları gibi çok sıkıntılı durumlara sebebiyet verebilirler. Değil mi? Tabii ameliyat dediğimizde aslında bizim hemen açık yere geliyor aklımıza. Evet. Peki geniz eti ve bademcik ameliyatlarında ve alınmalarında o zaman ağız yoluyla yapılıyor değil mi ameliyatlar? Bu şekilde mi yapılıyor? Tabii aynen öyle. Dışarıdan bir kesi olmuyor. Tamamen her şey ağız içinden yapılıyor. Bir şişme, morarma, hani dışarıdan baktığınız zaman hastada bir problem görünmez. Her şey ağız içinden yapılır. Kulak tüpü de kulak yolundan koyulur. Bu ameliyatlarda böyle pansuman vesaire de daha sonrasında gerekmez. Daha sonrasında herhangi bir, çünkü açık yara olmadığı için de pansuman da gerekmiyor değil mi? Aynen, aynen öyle. Tabii aslında ameliyat dediğimizde ilk aklımıza gelen şey riski var mı? Herhangi bir yan etkisi ya da daha kötü sonuçları var mı diye gelir. Sanırım çok da karşılaşıyorsunuzdur aileler tarafından. Peki ben de sorayım size, bu ameliyatların riski var mı? Şimdi ameliyat diyoruz ama ameliyat sonuçta bir ameliyat, yani bir cerrahi müdahale, bir stres, mutlaka risk var. Yani hani hiç risksiz bu ameliyatlar, çok kolay, çok basit falan diyemeyiz, yani böyle bir şey yok. Şöyle, teknik olarak ameliyatlar kolay. Yani hani ameliyatı öğrenen birisi için, bir kulak burun boğaz için ameliyatı yapmak kolay. Her gün yaptığı rutin iş. Ama işte her hasta biri olmuyor.
her çocuk biri olmuyor, her erişkin biri olmuyor. Kimisi biraz kanıyor, kimisi az kanıyor, kimisi geç uyanıyor, kimisi erken uyanıyor gibi farklı farklı durumlar var. Ama bizim tabii burada korktuğumuz şey anestezinin riskleri daha çok. Genel anestezinin riskleri. Çok yani milyonda bir bile görülse bu tip risklerin olduğu kitaplarda yazar, biz hastalara söyleriz. Ama deriz ki bir fayda bekliyorsak bu riski göze almamız gerekiyor. Yani en basit müdahalede bile, küçük bir sivilce alımında bile bir risk var. Oraya yaptığınız lokal anestezik iğnenin vücutta alerji oluşturup, değil mi? Hani çok ciddi durumlara yol açması riski var mesela. Hani burada bile böyle bir risk varken ameliyatta risk yok diyemeyiz. Ama yolda yürürken bile bize araba çarpıp hani hastanelik olma riskimiz var. Değil mi? Aynen öyle. Hani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Burada önemli olan kar zarar hesabı. Biz hastaya ne kadar faydalı olabileceğiz, ne kadar az zarar vererek. Amacımız bu olmalı her zaman. Peki ameliyatların ortalama süresi ne kadar sürüyor? Kısa süreli bir ameliyat mı? Bu ameliyatlar süre olarak kısadır. Geniz eti sadece, geniz eti bademcik, kulaklarla birlikte yapılan işlemler en fazla hani 1 saat sürer. Yani 30 dakika, 1 saat arasında sürer. Uyuma uyanma süreci biraz zaman alabilir. Ama hani böyle saatlerce süren bir kalp ameliyatı, bir karın ameliyatı gibi değildir. Değil değil mi? Evet. Yani ortalama sanırım yarım saatte bir saat arasında değişen bir süremiz var. Aynen öyle. Süreç o şekilde. Tabii bir de kansız ve dikişsiz bademcik ameliyatı dediğimiz bir şey var sanırım. Bu nasıl oluyor? Çünkü normal ameliyatlarda dedik açık yara yok. Evet. Peki bu kansız ve dikişsiz ameliyat nasıl oluyor? Şimdi tabii kansız ve dikişsiz ameliyat aslında doğru bir tabir değil. Bu birazcık hani bizim meslektaşlarımızın biraz hani abartılı söylemlerinden kaynaklanıyor. Şimdi vücuttan bir dokuyu kansız olarak almanız imkansız. Yani çünkü değil her mi? Dokuya evet. Küçük küçük giden küçük kan damarları var. Hani az kanamalı diyebiliriz. Ya da işte hani daha az invazif, daha az girişimsel diyebiliriz belki. Bunlar neler? Şimdi bir klasik yöntem dediğimiz yöntem var. Bademciği alırken kullandığımız. Bu normal cerrahi aletlerle yaptığımız işlemler. Burada bir küçük kanamalar oluşur. Bu kanamaları daha sonra kontrol edersiniz. Elektrokoter dediğimiz cihazla kanama odaklarını yakarak durdurursunuz. Bir de diğer hani sizin bahsettiğiniz şekilde lanse edilen teknikler var. Bunlar radyo frekans cerrahisi dediğimiz ya da termal welding adıyla da bilinen. Önce damarı kapatmak, damarı kapatarak kapattığınız damarı kesmek şeklinde olur. Bademciğe de bir sürü küçük küçük damar girdiği için önce damarı kapatırsınız, kesersiniz, açarsınız. Bu şekilde ilerlersiniz. Böylece ortamda çok fazla bir kan görmezsiniz. Bu aslında her ne kadar az ağrılı olarak lanse edilse de klinik olarak gözlemlediğimiz bizim hemen hemen tüm yöntemlerdeki ağrı düzeyi aynı. Yani şununla daha az ağrıyor, bununla daha az ağrıyor demek doğru değil. Çünkü her hastanın ağrı eşiği farklı. Değil mi? Doğru. Şimdi sizin için çok ağrı kavramı benim için ya biraz acıyor. Na eşit olabilir. Evet. O nedenle yani şu cihazla, bu aletle daha az ağrılı yaparız biz filan dersek bu yanlış. Sadece şu olabilir. Hani bu cerrahın işini kolaylaştıran şeyler bunlar. Yani ben daha hızlı yaparım bu aletlerle. Daha temiz olur iş gibi. Asla hasta açısından söylenildiği gibi çok 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 fark edilir bir fark yok. Öyle söyleyeyim. Tabii yani. Tercih edilen de sanırım en çok klasik yöntemle bir normal ilk başta konuştuğumuz ameliyat burada, değil mi? Burada bir doğru yok. Yani hepsi doğru bu yöntemlerin. Burada önemli olan ameliyatı yapan kişinin kendini en rahat hangi cihazla ya da hangi aletle rahat hissettiği. O yüzden hiç bu konuyla ilgili yorum yapmaya bile gerek yok. Değil mi? Aileler açısından söylüyorum. Bazen çünkü
aynen sizin gibi araştırmış, okumuş, seyretmiş oluyorlar. Hı hı. Doktor bey şu teknik var mı, bu cihaz var mı? Var ama diyorum ben onu kullanmıyorum. Yani hani o benim elime yatkın olmuyor, bir şekilde hoşuma gitmeyen bir noktası oluyor vesaire. O yüzden çok ailelerin o tip teknik konulara girmesi bence çok fazla doğru değil. Değil mi? Önemli olan cerrahın nasıl rahat hissettiği ki hastaya en faydalı olduğu şekil o şekildir. Değil mi? Kesinlikle. Peki hastamız ameliyat oldu, tedavisi oldu. Peki bunun iyileşme süreci nasıl oluyor? Gerçi ara ara bahsetmiştiniz ama. Şimdi iyileşme süreci tabii birazcık hastaya da bağlı. Az önce konuştuğumuz nedenlerden ötürü. Ama sadece geniz eti ameliyatlarında 3 gün gibi bir süreç, geniz eti bademcik beraber alındığı zaman da 1 hafta 10 günü bulan bir süreç olabilir. Çocuklarda bu süre biraz daha kısalabilir. Erişkinlerde biraz daha uzayabilir. Mesela 15 günde iyileşemeyen bir erişkin hasta olabilir. Hemen 1 haftada toparlanmış bir çocuk da gözlemleyebilirsiniz. Yani ortalama 1 hafta diyebiliriz aslında. Ortalama bir rakam verecek olursak. Çalışan bir insan için ben 10 gün işe gidemeyeceklerini söylüyorum. Kimisi hani ofis ortamında vesaire de çalışıyor. Onlar belki biraz daha erken gidebilir ama hani normal bir şahıs için 10 gün işe gitmek zor bu ameliyatlarda. Çocuklarda da yine 1 hafta 10 gün okula gitmek zor. Okula gitmek neden zor? Aslında hiç fiziki bir şey olmuyor, engel olmuyor. Ama yeme içme kontrolü yapamazsınız. Değil mi? Doğru. Evet. Yedikleri sert, keskin kenarlı yiyecekler, asitli içecekler, bunları kontrol edemezsiniz. Okulda böyle bir şey olur, yerler vesaire. O zaman hani yara kanar. Kanadığı zaman tekrar müdahale etmek gerekir. Değil mi? Gerekir. Doğru. Tabii bir hafta 10 günlük bir süreç gerekiyor evet, sanırım rejim. İyileşmek evet, için evet. Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Peki ameliyatlarda yaş sınırımız oluyor mu? Yani her yaşta bu uygulamaları yapabiliyor muyuz? Evet, çocuklarda daha çok görüyoruz. Ancak hani daha ileri yaşlarda da görüldüğünde herhangi bir yaş sınırımız var mı? Ya, yaş sınırı hani şu yaştan önce yapılır, önce yapılmaz, bu yaştan sonra yapılmaz diye bir şey söylemek zor. Ama hastanın yaşı ne kadar ileriyse işlem o kadar riskli olur. Çünkü eşlik eden kronik hastalıklar oluyor. İşte tansiyon, şeker hastalığı vesaire bunlar iyileşmeyi zorlaştıran durumlar. O nedenle ileri yaş hastalarda açıkçası kendi adıma söyleyeyim bunu hani benim pratiğimde 40 yaş ve üstünde çok fazla çok gerekmedikçe bunu bu işlemleri yapmıyorum. Yani geniz eti bademcik hı hı. müdahalesi. Geniz eti zaten olmuyor da hani bademcik diyelim ama hastanın genizinde bir kitle var. Geniz eti olmadığını biliyorsunuz. Onu almanız lazım, patolojiye göndermeniz lazım. O zaman yaş önemli değil. 70 yaşında olsa da alacağız onu yani. Göndereceğiz. Aslında hani çok fazla bir yaş sınırı yok. Önemli olan hastayı ve durumu iyi tespit etmek. Yaşı ikinci planda. Değil mi? Nasıl etkilediği de önemli aslında, değil nasıl mi hastayı? Nasıl etkilediği, ne düşündüğünüz, olası riskler, eşlik eden hastalığı var mı yok mu, kullandığı ilaç var mı yok mu, genel anestezi açısından bir risk taşıyor mu, taşımıyor mu, bunları değerlendirmek lazım. Yoksa hani nüfus kağıdında yazan yaş bizim için çok fazla önemli değil. Değil mi? Çocuklarda da öyle. Mesela çocuk gelişmiş bir çocuk, kilosu yerinde, işte büyüme eğrisinin üstünde bir çocukta yaşa da çok takılmıyoruz yani. Yaşı küçük olabilir ama gayet hani kilosu yerindeyse yine bir risk yok. Yine yani ameliyat koşullarına uyuyorsa problem de yok aslında, değil aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Peki aslında sanırım ameliyat kararı verildiğinde ya da siz hastalarınıza, annelerine, babalarına ameliyat dendiğinde ilk soru şu oluyor mu? Tekrarlıyor mu? Hı-hı. Değil mi? Siz tabii, de çünkü tabii. Birinci bölümde de söylemiştiniz. Çok. En sık sorulan sorulardan birisi. Biz de her hastaya aynı cevabı veriyoruz zaten. Şimdi geniz etin tekrarlama ihtimali vardır. Çünkü geniz eti bir zarla, bir kapsülle sarılı bir organ değil. Dolayısıyla siz böyle paket şeklinde bunu alıp çıkarmıyorsunuz. O yüzeyden kabarık bir karnabahar gibi onun yüzey seviyesinde alıyorsunuz. Altta küçük tomurcuklar yine kalıyor. Bazı hastalarda tekrardan büyüyebiliyor. Tekrar ameliyat olmak gerekebiliyor nadiren. Buna yaklaşık hani 10 hastada bir hasta gibi düşünebilirsiniz. %10 gibi bir oran verebilirim. Bademcikler konusunda ise tekrarlama olmaz. Yani bademciğin tekrardan üremesi mümkün değil. Bazı hastalarımız var mesela.
İşte doktor bey, benim teyzenin kızı ameliyat olmuş, tekrardan bademci çıkmış. Böyle bir şey yok. Bademcik ameliyatında bir sorun olmuştur. Yani eskiden nasıldı? Bu konuştuğumuz alet edevatlar çıkmadan önce giyotin dediğimiz bir alet vardı. Bademcik bu aletin içerisine sokuluyor. Bastığınız zaman koparıp bırakıyor. Ama hiçbir zaman böyle dibine kadar onu yani kapsülüyle beraber almak mümkün olmaz. Mutlaka orada bir kalıntı bademcik kalıyor. İşte o hastalarda o kalıntı bademcikler de iltihaplanmaya devam ediyor. Yeniden bir üreme değil de aslında alınamamış bir parça var orada. Ama şimdiki tekniklerle, artık şimdiki alet edevatlarla bu pek mümkün değil. Yani bademcikler total olarak zaten alınıyor. Değil mi? Sanırım şu an günümüzdeki tekniklerde bademcikte tekrarlama olasılığı olmaz. Sıfır diyebiliriz o zaman, olabilir, değil mi? Evet, aynen öyle. Tabii de merak edilen şu soru var ki, hani dedik ki en başta hani bademciği ve geniz etinden bahsederken dedik ki dış güçlerden aslında bizim akciğerimizi, değil mi, koruma görevinde bulunuyor. Peki bunlar alındığında bağışıklık zarar görüyor mu? Akciğer savunmasız kalıyor mu? Böyle soralım. Bu da en sık sorulan sorulardan birisi. Şimdi tabii böyle bir şey olmuyor. Eğer böyle bir şey olsaydı zaten bizim bütün bademciğini aldığımız hastaların sürekli akciğer enfeksiyonu oluyor olması gerekirdi. Nedir bunun olmamasının nedeni? Şimdi en başta bahsetmiştim ya, geniz eti ve bademcikler bir halkanın elemanları. Bir savunma sistemi, bir savunma kalkanının elemanları. Yani sadece bademcik, sadece geniz eti bizi savunuyor değil. O nedenle biz onları aldığımız zaman gırtlağımızdaki, dil kökümüzdeki, işte ağız içimizdeki o lenf dokusu biraz daha fazla görev yaparak onların açığını kapatıyor. Dolayısıyla ağızdan gelen enfeksiyon etkenlerini yine bertaraf etmeye devam ediyor. Zaten bizim aldığımız geniz eti ve bademcik dokuları normal görevini yapmıyor. Yani hani bir savunma görevi yapmıyor artık. O kadar çok hasta oluyorlar ki artık o görevi yapamaz hale geliyorlar zaten. Hani orada onları bırakmamız da bir işe yaramıyor. Aldığımız zaman aksine oradaki mikrobik üremeyi ortadan kaldırarak alt solunum yollarını daha fazla koruyoruz. Tam tersi. Yani düşünüldüğünün tam tersi aslında. Değil mi? Sanırım ameliyat dendiğinde, alınacak dendiğinde anne babalar olarak endişelenecek de çok herhangi bir durumda olarak, söz konusu aynen, değil, değil çok mi? Çok haklı olarak bu sorular soruluyor. Ama tabii önemli olan soruların cevabını iyi anlamak. Anlamayı istemek. Değil mi? Evet. Bazen anlamayı istemeyen aileler oluyor. Bunları anlatsanız da anlatamıyorsunuz. O nedenle biz en başta söylediğim gibi biz sadece öneriyoruz. Kimseyi zorla ameliyat edemeyiz. Hiç kimsenin çocuğunu. Ailelerde işte bizi dinliyorlar, başka doktora götürüyorlar, onları dinliyorlar. Onlar da kendilerince bir sentez oluşturuyorlar. O fikir doğrultusunda hareket ediyorlar. Ama hani çoğunlukla güveniyorlar, inanıyorlar. Sağlıklı, mutlu bir şekilde de sonuçlanıyor olay. Değil mi? Tabii aslında hastalıkların tedavisinde ameliyat dendiğinde her zaman bizim halk arasında şöyle bir şey vardır. Başka doktora da git. Tabii değil mi? Başka bir doktora da göster. Tabii. Ancak hastalık bellidir, değil mi? Belirtileri bellidir ve bunun tedavi yöntemi de bellidir baktığımızda. Şimdi doğru aslında sizin şu düşünceniz çok mantıklı yaklaşım ama bu böyle pratikte olmuyor. Şimdi başka doktora gitmek tabii ki en doğal insanın en doğal hakkı, hekim seçme özgürlüğü, başka bir fikir alma. Aslında oralara şu ümitle gidiliyor. Hani acaba o doktora gitsek bize ameliyat etmeden tedavi edebilir mi? Bu durumda hani ameliyat etmeyelim diyen doktorun kararına daha yakın olur hastalar her zaman. Evet. Ama şimdi herkesin de bir yoğurt yiyiş şekli var. Hani 2, 2 daha 4 olmayabiliyor bazen. Bazen klinik gözlem, hastanın geçmişini bilmek, hastanın enfeksiyon sıklığını bilmek daha önemli olur. Hastayı takip edersiniz, artık gelirsiniz bir noktada yapacağınız bir şey yoktur. Bu bademcikler alınacak dersiniz yani. Hasta başka bir doktora gider ama o doktor hastanın geçmişini, enfeksiyonların nasıl geçtiğini,
hangi antibiyotikleri kullanıp da geçirdiğiniz ya da geçiremediğinizi bilemez. O der ki şöyle yapalım, böyle yapalım, biraz takip edelim filan diyebilir. Hasta tabii o tarafa daha çok kanalize olur bazı hastalar. Aslında bunu da iyi düşünmek lazım, iyi tartmak lazım. Bazen de hastalar bize çocuk doktorundan gelir. Çocuk uzmanı arkadaşımız mesela şey der ki yani ne yaptıysam olmuyor. Yani ne ilaç verdiysem düzelmiyor der. Hasta bize gelir, yapılacak şey ameliyattır. O zaman hastalar aslında daha çok şey yaparlar. Değil mi? Daha bir güvenli olur. Çünkü hani pat diye ameliyat demek var. Bir de hani süreci değerlendirerek işte çocuk doktorunun artık böyle bir şey yapamayacağım demesi var. Sizin artık bu ameliyat olacak demeniz var. Böyle böyle üstüne koyunca ikna şeyi daha yüksek oluyor. Ama bazen de öyle oluyor ki ilk kez gördüğünüz hasta her şey o kadar belli ki. Hani her şey o kadar göz önünde ve ameliyat o kadar gerekli ki ilk gördüğünüz hastaya bile ameliyat diyebiliyorsunuz yani. Değil mi? Kesinlikle. Ama hasta araştıracak tabii canım. En doğal hakkı bu. Peki Alper Bey, süremizin de sonuna geldik. Son olarak ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar, vurgulamak istediğiniz noktalar var mı? Vallahi işte noktaları belirledik, söyledik yer yer ama genel olarak söylersek eğer çocukların enfeksiyonlarını önemsemek lazım. Ciddi sonuçlar doğurabilir bunlar. Hani basit grip, nezle, soğuk algınlığı deyip geçmemek lazım. Mutlaka en yakınımızda aile hekimine eğer gerek görürse uzman hekime başvurmak lazım. Ameliyat denildiği zaman hani ameliyatı bir öcü gibi görüp ondan kaçmak yerine bunun nedenini anlayıp hani neden ameliyat önerildiğini anlayıp bilip ona göre bir yol çizmek lazım. Çocukları için en iyi olan şey budur. Yani ameliyat olmayan seçenek en iyi seçenek değildir çoğu zaman. En iyi seçenek hani doktorunuzun size söylediği, doktorunuzun size önerdiği seçenektir. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü her zaman doktor bize tıp fakültesinde öğretilen budur. Doktor kendini hastanın ya da hasta yakının yerine koyar. O şekilde konuşur, o şekilde önerir, o şekilde söyler. Hasta da bunun bilincinde olur. Peki Alper Bey, teşekkür ederim. Biz teşekkür verdiğiniz bilgiler efendim. İçin. Çok sağ olun. Bana bu imkanı katılımınızdan dolayı iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün Yazıyor Yazıyor da stüdyomuzda Özel İdol Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı operatör doktor Alper Daldal bizimle birlikteydi. Çocuklarda bademcik ve geniz etini konuştuk. Tedavi yöntemlerinden bahsettik. Merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftanın son programıydı. Pazartesi günü yine görüşmek dileğiyle güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.